Selam arkadaşlar, bugün yine ETS 2'deyiz. Promos 1.51 güncellemesi geldi. Yani Promos versiyon 2.71 oldu. Daha anca çekebiliyoruz biz de videosunu. Yani indirdiğim Promos dosyaların içerisinde yenilikler yazıyor. Ekstra yeni bir şey yok orada yazanlara göre. Yeni bir şehir eklenmiş. O şehirdeyiz hatta, biz de şöyle göstereyim. Piatnica isminde bir şehir eklenmiş. Biz de oradayız. Oradan başlayacağız. Şöyle bir rota çizdim. Kafamıza göre gideriz. Uzun bir rota çünkü 3385 kilometre. Şöyle haritanın bir ucundan bir ucuna neredeyse. Rotamız var. Şöyle aşağı doğru inip kafamıza göre istediğimiz yerde bitirebiliriz. Kron elektrikli dorse gelmiş. Elektrikli dorse oyunda ne işimize yarayacak? Hiçbir işimize yaramayacak. Çünkü oyunda dorselerin yük taşıma dışında ekstra hiçbir anlamı yok. Normalde bu tarz dorselerde ne oluyor? Yakıt mesela bunlara konuyor. Ona göre çalışıyor sistemi soğutuculu dorselerde. Hani yakıttan alarak çalışıyor. Bunda da anladığım kadarıyla elektrikli yapılmış bu sistem. Yakıt yerine aküler, bataryalarla çalışıyor ve orta aks yine frenleme anında kendi kendini şarj edebilme özelliğine sahip bir şekilde yapılmış. Ona göre böyle yapmışlar. Yalnız şöyle bir olay var. Bu da yine bu elektrikli tırlar gibi, elektrik tır gelmişti biliyorsunuz Renault ve Scania'nın. Kişisel araç olarak alamıyorduk. Dorseler de aynı şekilde. Kişisel dorse olarak yapılandıramıyoruz. Kron DLC'ne sahip olsanız bile kişisel dorse olarak yapılandıramıyoruz. Yine işlerde 350 kilometre ve altındaki işlerde bulunabiliyor. Ben hiçbir şekilde bulamadım. Allah'tan modunu yapmışlar. Steam Atari'den modunu indirdim. Mod olarak kullanıyoruz. Hiçbir farkı yok. Sistem aynı sistem. Sadece kişisel dorse olarak alabiliyoruz modlarda da. Batarya sistemleri anladığım kadarıyla burada. Şurada ve şurada batarya sistemi var bunun. Yani dolap bölümüne batarya sistemi koymuşlar. Ekstra oyuna katkısı var mı? Yok. Ekstra oyuna bir katkısı yok. Sadece görsel bir olayı var bunun. Başka bir olayı yok. Aracımız Renault'un elektrikli tırı. Hazır elektrikli dorse gelmişken aracı da aynı şekilde elektrikli yapmak istedim. Yolumuza çıkalım o zaman. Aracımız da mod bu arada. Araç da normalde kişisel olarak hani alamıyoruz. Bireysel araç olarak satın alamıyoruz. Onu da işlerde bulabiliyoruz anca. Bunun modunu zaten daha önceden çekmiştik. Araç da mod, dorse de mod, harita da mod. Kullandığımız bütün modlar Discord sunucumuzda var. Discord sunucumuzun linki de videonun açıklama bölümünde. Bilginiz olsun. Çalıştıralım aracımızı, yolumuza çıkalım. Çalıştıramadık yine. Ha gayret canım, çalışacaksın inşallah bugün. Şu kontağı var ya, parçalayacağım bir gün. La hadi. Vallahi bak elimde kalacaksın şimdi ha. Sinirleniyorum. Heh. Tamamdır. Şimdi oldu. Haydi bakalım. Çıkalım yolumuza. Şöyle soldan. Oba, dorseyi buraya takabiliriz belki ama. İnşallah takmadan çıkarız. Dur bakalım. Gelen giden yok. Birazcık şöyle açıktan alalım. Dorseyi takmadık. Birazcık kaldırıma çıkarttık aracı. Aracı da bir yere vurmadık. Tamamdır. Döndürebildik. Sıkıntı yok. Devam. Hadi bakalım. Yolumuza devam edebiliriz. Ne olmuş yine burada? Çadır karışmış gibi. Hoppa. Oğlum. Oradan rahat bir şekilde çıkarttım. Burada taktığımız yere bak. Şeye bakalım derken. Bayağı bir geniş almak gerekiyor. Çok dar bir alan burası. Yeni şehirleri zaten anlayabiliyorsunuz. Görselleri, grafikleri, yapıları çok güzel gözüküyor. Bak burada durmuş. Arkası konvoy. Bayağı kuyruk.
Hadi bakalım. Tabi orası kuyruk olunca yollarda araç da göremiyoruz bu sefer. Hepsi arka arkaya dizilmiş çünkü. Aracın sesi olmayınca da bir ilginç geliyor ya insana. Frenleme esnasında hem araç şarj oluyor hem dorse şarj olabiliyor. Yani oyunu aslında onu da getirebilirler. Bu tarz, hani normal bu tarz dorseleri, yani elektrikli olmayanları, yakıt alma olayı getirebilirler. Yakıt almadığın zaman işte yük teslimatını, ne bileyim, ürün bozulabilir. İçindeki ürünler bozulabilir çalışmadığı için sistemi. Ona göre işte para kesebilir. Başarısız teslimat verebilir. Nereden gidiyoruz? Hop, dönüyormuşuz. Ulaa! Navigasyonu orta tarafta kullanalım deyince böyle oluyor bu sefer. Direksiyon döndüğü zaman da tam navigasyona göremiyoruz. Anlık bakamıyoruz yani. Abi şehirdeki arabaların sesleri gelmiyor mu? Bakayım. Yok, geliyormuş. Ama az geliyor gibi. Dur bakayım. Şunları açalım bari biraz. Heh. Birazcık ortam sesi gelsin. Araç sesi olmayınca da çok boş geliyor bu sefer. Hadi bakalım, devam. Buralar gitmediğimiz yollar. Yeni keşfediyoruz buraları. Promotus'ta bir sıkıntı vardı. Promotus'u çekemedim. Dosyaları indiriyorum. RAR'dan çıkart dediğim zaman sürekli hata veriyordu. Ondan sonra promosyon olduğu şeyi 1 euroya mı 2 euroya mı ne tek part haline satın alabiliyorsunuz. Tek part indirmek için hani 11 part mı 12 part ne var? Hepsini tek tek indiriyorsunuz. Ve 5 dakika bekletiyor her seferinde. Ben o şekilde ilk indirdim. Hata veriyor sürekli. Bir sıkıntı var yani. Anlamadığım nedenlerden dolayı. O yüzden sonradan o işte tek partı satın aldım. Öyle indirdim. Tek part halinde. Buradan çıkarttım. Sıkıntı yok. Ama hani bunun ek paketleri de var. Orta Doğu. İşte Middle East artı ne taraf orası? Gürcistan tarafları mı oluyordu? O taraflarla alakalı tam hatırlamıyorum şimdi de. Bir
şeyi daha var, bir paket daha var. Onları harici indirdim yine tek tek. Bu sefer onlar aradan çıkartırken hata veriyor. O yüzden çekemedim. Sonradan onu hallettiler herhalde. Yeniden indirdim. Birkaç gün geçti üstünden işte. Tekrardan indirdim, denedim. Sonra RAR'dan çıkartabildim. Yani 7 zip ile çıkartıyorum ben. RAR değil de. Ama 7 zip'te de hata veriyordu. RAR'da da hata veriyor. RAR'da da çıkıyor, 7 zip'te de çıkıyor. Her ikisinde de çıkartabiliyorsunuz ama normalde bunlar 7 zip ile ziplendiği için 7 zip ile çıkartılması öneriliyor özellikle. Ama RAR'da da bir sıkıntı olmuyor normal şartlarda. Ben ikisini de denedim, ikisinde de çıkmadı. Hani aklınızda olsun. Promotes ilk yayınlandığı zaman bu tarz hatalar olabiliyor. Daha önceden de benim başıma geldi bu. Sonra birkaç gün sonra artık dosyaları mı yeniliyorlar, ne yapıyorlarsa o hata kalkıyor. Tekrardan indirmeniz gerekiyor. Tekrardan indiriyorsunuz. Ondan sonra çıkartabiliyorsunuz RAR'dan. Bir sıkıntı, problem olmuyor. Bu arada araç modlu olduğu için herhangi bir batarya bitme durumu söz konusu değil. Batarya full. Bitmiyor bataryamız yani. Normalde 200-250 kilometre yol yaptığınız zaman bataryası bitiyor. F7'den doldurmanız gerekiyor. Benzin istasyonlarında ya da park alanlarında bunların şarj olayı yok. Şarj, zaten şarj istasyonu olmadığı için şeye vermiyorlar. Aracı satın alamıyorsun. Ya ileride şarj istasyonu yaparlar. Ondan sonra kişisel olarak aracı alma bölümüne de bunları koyarlar, Scania ile ikisini. Farklı asfalt dokuları falan görüyoruz. Allah, dönüş varmış. Eyvah. Bunun frenlemesi biraz zayıf çünkü. Korkutuyor beni. Sinyal yanıyor mu? Yanmıyor mu? Hiç görmüyorum. Allah razı olsun dayı. Bireyli bir daha yeni çıktı tam sürümü. 1.52'den söz etmeye başladılar. Sürüş okulu geliyormuş. Yani ehliyet sistemi gibi bir şey olacak. Eğitim bölümü olacak. Onu getiriyorlarmış. Parkurlar falan olacak. Görev sistemi gelecek anladığım kadarıyla. Onları geçemeyenler mesela oyunda araç kullanamayacak mı acaba? Öyle bir sistem yapıyor olabilirler. Ama saçma olur. En nihayetinde tamam, bu bir simülasyon ama en nihayetinde bir
oyun olarak görülüyor, oyun olarak satılıyor. Gerçek bir simülasyon şeyi değil bu. Bir şirketin iş verme durumunda kullanılan ya da ehliyet verme durumunda kullanılan bir simülasyonu değil bu. İnşallah öyle bir şey yapmazlar. Herkes geçemez abi sonuçta. Geri geri parkıymış bilmem nesiymiş. Herkes onları yapamaz yani. Oturup millet ona mı çalışacak bir de? Milletin bir oyun zevki var, onu da içine etmesinler. Biraz yokuşları zor tırmanıyor ama yine tırmanıyor yani. ton mu? Ne yük? Bir de yükümüz var. Yükümüz de ağır yani. Orada hataya bak. Bak. Dur dayı. Ha. Hataya bak hataya. Havada kalmış bunlar. Dur la. Burada bir hata gösteriyoruz. Sayın Promost yetkilileri, görün bunu. Burada bir hata yapmışsınız. Kolay kolay Promost'ta hata ben görmedim ama. Aa, bir de size şeyi soracağım. Şimdi o bölgeyi çok kullananlar bir muhakkak biliyordur. Kirkenes maden var biliyorsunuz. Nerede o Kirkenes? Heh, şurada. Şimdi Kirkenes madeni biliyoruz burada. Neredeydi o maden? Heh, şurası. Şimdi bu Kirkenes madeni biliyoruz. Promos'un yani multiplayer'da Trackers MP'de en çok kullanılan en yoğun yol burası. Şurası önceden yoktu. Burası bu güncellemeyle mi geldi? Ben gidip baktım. Önceden burası yoktu. Onu çok iyi biliyorum. Bu güncellemeyle mi geldi? Bundan önceki güncellemede mi geldi acaba? Çünkü burayı biz gitmemişiz. Gitmediğimize göre burası yoktu. Çünkü hep burası kullanılıyordu. Buraya bir dönüş menüş yoktu. Burada böyle bir yol yoktu eskiden. Benim oynadığım zamanlarda en azından yoktu. Ben artık multiplayer oynamıyorum. Sinir krizi geçirebiliyorsun çünkü oradaki salak saçma insanlar yüzünden. Bu yol yeni gelmiş olabilir. Yorumlarınızı bekliyorum bu tarafta oynayan arkadaşlarımız. Burası bu güncellemede mi geldi? Daha önceki birkaç güncelleme öncesinde mi geldi? Yorumlarınızı bekliyorum. Ben de öğrenmiş olayım. Kirkenes'le alakalı bir yazı var güncellemede ama hani orada yeni bir yol eklendi vesaire gibi bir şey yazmıyor. Hani iyileştirmeler yapıldı yazıyor, öyle söyleyeyim. Yani Kirkenes madende iyileştirmeler yapıldı yazıyor. Ama yeni bir şirket eklendi, yeni yol eklendi vesaire gibi bir şey yazmıyor. Öncesinde gelmiş olabilir. Onu hatırlamıyorum. Ben görmedim çünkü bayağıdır gitmiyoruz oralara. Oraya da gideceğiz. Toprak bir alan.
Orman malzeme yani şeylerle alakalı, ağaçlarla alakalı bir şirket var orada. İşte kütük, talaş, malaş vesaire o tarz şeyler orada alıyorsunuz ve yol da güzel yine toprak bir yol. Bir Kirkenes yaparız. Bundan sonraki promos videomuzda orayı yapmayı planlıyorum, düşünüyorum yani. Ya bu araçla bu dorsiyle özellikle oraya gitmek istemedim. Bu yeni şehirden başlamak istedim. Hafif mail olunca nasıl yardırıyor vallahi. Dayı sen geçebilirsen ben de geçerim diye düşünüyorum. Görmeden çıktık ama inşallah başımıza bir iş gelmez. Başımıza iş gelmeden en azından şeridimize girebildik. Ne oluyor dışarıda? Artık havalar da inceden serinlediği için klima açmıyorum evin içerisinde. Camları üstten açıyorum. Onda da dışarıdaki bütün geçen araç sesleri, konuşma bağırma sesleri, müzik sesleri falan hepsi duyulabiliyor. Müsait bir yer bulursak orada bitiririz. Yeni yollar falan bitti zaten. Buralar artık gidip geldiğimiz yollar öncesinde. Gdansk. Manuel kullanalım. Kendimizi yükseltelim vitesi. Bir an yavaşlamayacak diye çok korktum yalnız.
Dayı girme işte. Girme işte. İnatla daha giriyorsun yani. Çıkmışım artık. Kaza yapmak için giriyorsun yani. Aa, park alanı buldum. Aa, stop etti. Allah Allah. Ya şu kontak var ya. Allah Allah. Oğlum elektrikler stop mu eder lan böyle? İlginç. Vallahi çok ilginç. Evet. Promot 1.51 ETS2 1.51 Promos olarak da versiyon 2.71 güncellenmiş oldu. Elektrikli Crown Dorse oyuna eklenmiş. Videonun başında anlattığım gibi 350 kilometre ve altındaki Dorse'li işlerde bulabiliyorsunuz. Kişisel olarak alamıyorsunuz. Ama mod olarak ben kullanıyorum şu anda. Ben bulamadım çünkü işini hiçbir yerde. İki çeşidi var. Birisi soğutuculu Dorse, birisi kuru yük Dorse'si olarak geliyor. Bu mod ile her ikisini de yapılandırabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Kişisel Crown DLC'niz varsa bu Dorse'yi de kişisel olarak alabiliyorsunuz modla beraber. Discord sunucumuzda araç modu, Dorse modu, harita modu ve diğer kullandığım tüm modlar linkleri mevcut. Oradan sizler de indirip kullanabilirsiniz. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.